bugün Ayurvedik zeka testi yapacağız. Öncesinde Ayurveda nedir ondan bahsetmek istiyorum. Hindistan'ın geleneksel sağlık sistemlerinden biri olan Ayurveda, kökenleri binlerce yıl öncesine dayanan antik tedavi sistemlerinden biridir. Yoğun olarak bitkisel tedavilere dayanır ve sağlıklı bir yaşam tarzına bağlı yaşamayı önerir. Ayurveda'ya göre sağlık demek, sağlıklı bir vücudu, aklı ve ruhu bütün olarak kapsar yani Ayurveda hem madde hem de metafizik bir bakış açısı içerir. Ayurvedik tıbba göre insan vücudundaki denge önemlidir ve hastalıkların önüne geçer veya gelişen hastalıkları tedavi eder. Ayurvedik konusu açıldığında pek çok başlık ortaya çıkar. Ayurvedik diyet, ayurvedik yoga, ayurvedik çay, masaj vesaire ama biz bugün beden ve zihin arasındaki dengenin gelişimine odaklanan bütünsel bir bakış açısı ile bakıyor olacağız kendimize ve bu konuya. O yüzden 20 soruluk bir test hazırladım ve bu testin sonuçlarına göre zihninizin rajesik mi, satvik mi, yoksa tamasik bir zihin yapısına mı sahip olduğunuzu anlıyor olacaksınız. Bunlar ne demek? Aslında Google'da da kısa bir search yaparak ulaşabileceğiniz bilgiler. Fakat önemli olan bu soruları dürüst bir şekilde cevapladığınızda zihin yapınızın ne yönde meyilli olduğunu göreceksiniz. Ve ne kadar doğru bir teşhis uygularsanız da kendiniz üzerinde, kendi zihniniz üzerinde bu konudaki tedaviniz de o kadar kolay olacaktır. Tedaviden kastım da zihin kalibrasyonudur. Çünkü zihninizi, kalbinizi ayarladığınızda hayatınızda daha başarılı, daha istediklerini yapabilen, daha mutlu bir hayat yaşıyor olacaksınız. İlk soruyla başlıyorum. Bu arada soruları cevaplarken kağıdınıza A, B ve C şıklarını yan yana ya da alt alta yazabilirsiniz ve her soruda A'yı mı, B'yi mi, C'yi mi işaretlediğinize bağlı olarak da yanlarına bir çeltik atabilirsiniz ya da bir işaret koyabilirsiniz. Sonucunda da A'larınız mı çok, B'leriniz mi çok, C'leriniz mi çok ya da eşit oranda da olabilir. Onları görebiliyor olacaksınız. O yüzden ilk soruda sabah kaçta uyanırsınız dediğimde mesela A diyorsanız A'nın yanına bir çeltik atabilirsiniz. Öncesinde A, B ve C şıklarını kağıdınıza yazmış olmanız bu yüzden kıymetli. Bunu da burada belirteyim. Devam ediyorum. Sabah kaçta uyanırsınız? A şıkkına göre sabah 4 ile 6 arası uyanırım. Bu uyanma da saatle uyanmak değil, vücudunuzun kendiliğinden uyanmasından bahsediyorum. Ya da B şıkkına göre 6 ya da 8 de uyanırım. Ya da C şıkkına göre 8 veya daha sonrasında uyanırım. İkinci soru, hangi tür kitap okumayı tercih ediyorsunuz? A şıkkı manevi kitaplar, B şıkkı kişisel gelişim, C şıkkı kurgu. Manevi kitaplar, bu dinsel kitaplar da olabilir ama bir taraftan da roman türü kitaplar da olabilir. Oraya da dikkat etmenizi istiyorum. Diğer soruda ailenize karşı davranışlarınız nasıl? Bu da gene genel olarak nasıl? Yani arada sırada sinirli kızgın olabiliriz ama genel olarak ailenize karşı tavırlarınız, davranışlarınız nasıl? A şıkkı sakinleşeli, B şıkkı karamsar kızgın, C şıkkı sinirli, sıkılmış. Diğer soru uykunuzun kalitesi ve süresi nedir? A şıkkı sakin, huzurlu, 6 saatlik uyku yeterli. B şıkkı sık rüya görüyorsun, en az 8 saatlik uykuya ihtiyacın var. C şıkkında da genellikle uykusuz hissedersin, 8 saatten fazla ihtiyacın var. Diğer soru. Bu renklerden hangisini tercih edersiniz? A şıkkında soft tonlar var. B şıkkında canlı tonlar, C şıkkında koyu tonlar. Diğer soru. Hatırlama kabiliyetinizi nasıl değerlendirirsiniz? A şıkkı iyi, B şıkkı orta, C şıkkı kötü. Diğer soru. Ne kadar dürüstsünüz? Lütfen burada da dürüst bir cevap vermenizi istiyorum. A şıkkı her zaman, B şıkkı değişken duruma göre, C şıkkı sık sık yalan söylerim. Burada da tekrar bir parantez açmak istiyorum. Yalan söyleme konusunu sadece başkalarına değil, kendinize söylediğiniz yalanlar da aslında önemli bir konu burada. O yüzden onu da göz önünde bulundurarak bu soruyu cevaplamanızı istiyorum. Bu arada cevaplarınızı hiç kimsenin görmediğini de bildiğinizi düşünerek lütfen kendinize karşı dürüst olun ve o yüzden tespitinizi, zihni yapınızın tespitini düzgün yapın isterim. Diğer soru, hayırseverliğe ne kadar eğilimlisiniz? A şıkkı oldukça sık, B şıkkı ara sıra, C şıkkı nadiren. Diğer soru, ne sıklıkla sinirlenirsiniz? A şıkkı çok nadir, B şıkkı bazen, C şıkkı sıklıkla. Diğer soru, sizin sevginiz nokta 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 yeri A şıkkı bütün insanlığı kapsıyor. Yani benim sevgim bütün insanlığı kapsıyor diyorsanız A şıkkı. benim sevgim ailemi ve yakın çevremi kapsıyor diyorsanız B şıkkı, benim sevgim kendinden başkasını kapsamıyor yani başkasını pek sevmem diyorsanız da C şıkkı. Burada da yine bir parantez açmak istiyorum çünkü bütün insanlığı kapsıyor dediğiniz noktada sizin şu anki görüş açınıza göre en zıt noktada kim varsa onu hayal etmenizi, ve halen daha onun yaşam tarzına, onun düşüncesine, onun fikrine saygı duyabiliyorsanız o zaman bütün insanlığı işaretlemenizi istiyorum. Çünkü genelde kendimiz gibi düşünenleri, kendimiz gibi inananları, kendimiz gibi davrananları yani ailemizi, yakın çevremizi ya da kendimize yakın hissettiğimiz insanları sevme eğiliminde oluyoruz. Burada da bu soruya cevap verirken buraya dikkat etmenizi, burayı düşünmenizi istiyorum. Diğer soru, başkalarını ne kadar kolay affedersin? A şıkkı çok kolay. B şıkkı zamana ihtiyaç duyarım. C şıkkı kolay kolay affedemem. Diğer soruya geçiyorum. Temizlik konusunda ne kadar dikkatlisiniz? A şıkkı her zaman temiz ve düzenliyim. B şıkkı bazen toplu bazen dağınık. C şıkkı çoğunlukla perişan haldeyim diyorsanız. Diğer soruya geçiyorum. İnsanlar sizin konuşmanızı nasıl bulurlar? Buluyorlar ya da A şıkkı huzurlu ve yumuşak, B şıkkı gürültülü ve sinirli, C şıkkı donuk ve düşük sesli. Diğer soru. Genellikle hangi zamanda yaşıyorsunuz? A şıkkı şimdiki zaman, B şıkkı gelecekteki hedef ve planlarla, C şıkkı geçmiş zamanda. Diğer soru. Ben genellikle nokta 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 olurum kısımda. A şıkkı ben genellikle mutlu, kolay anlaşılır olurum. B şıkkı ben genellikle kaygılı, hiperaktif olurum. C şıkkı ben genellikle depresif ruh halinde olurum. Diğer soruya geçiyorum. Çalışma şekliniz hangisi? A şıkkı süreç odaklı. B şıkkı sonuç odaklı. C şıkkı çalışmak istemiyorum. <laughs> Diğer soruya geçiyorum. Bir zorlukla veya yeni bir durumla karşılaştığınızda A şıkkı sakin ve uyumlusunuz ya da B şıkkı düzeltmek ve geliştirmek istersiniz. C şıkkı kızar ve lanetlersiniz. Diğer soruya geçiyorum. Sizin için en önemli olan şey nedir? A şıkkı dengeyi ve uyumu sağlamak. B şıkkı sorunu çözmek ve yeniden başlamak. C şıkkı görmezden gelip konfor alanında kalmak. Diğer soruya geçiyorum. Hangi tür müzik dinlersin? A şıkkı rahatlatıcı, B şıkkı gürültülü, C şıkkı üzgün. Diğer soruya geçiyorum. Hayat mottonuz nedir? A şıkkı kabul et ve akışa güven. B şıkkı başarılı olmak için çabala. C şıkkı cehalet mutluluk getirir. Sorularımız bu kadar. Soruları cevapladığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize kattığınız değer için ya da kendinizi fark etmek için en azından çabaladığınızı görebiliyorum böylelikle. Ve teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şimdi eğer çoğunlukta C şıkkı cevaplarınız varsa anahtar kelimelerinizi söylüyorum. C şıkkı için anahtar kelimeler yani tamasik zihin yapısı deniyor buna. Bu zihin yapısının anahtar kelimelerini söylüyorum. Karanlık, eylemsizlik, harekete geçememe, ağırlık, yıpranmışlık, tembellik, istikrarsızlık, önemli olanı fark edememe, fırsatları kaçırma veya fırsat olduğunu dahi fark edememe hali. Dikkatsizlik ve engellenme duygusu. Eğer B şıklarınız çoğunluktaysa burada da rajesik zihin yapısına sahipsiniz demek oluyor. Ve rajesik zihin yapısının anahtar kelimelerini veriyorum. Enerjik olmak, aktivite içinde olmak, yoğunluk ya da kendini aşırı yoğun hissetme, değiştirme, yani bugün tuttuğunu yarın bırakma, bugün savunduğunu yarın kötüleme, tutku, hırs, egoizm, çalkantılar, kaostan beslenme, heyecanın getirdiği hareket duygusu. Eğer ağlarınız fazla gelmişse satvik zihin yapısına sahip olduğunu söylenir. Satvik zihin yapısının da anahtar kelimelerini söylüyorum. Işık yani geniş enerji alanı, yani aurada denilebilir buna, denge, uyum, nezaket, açıklık, net olma, farkındalık, yüksek benliğinden istihbarat alma, bu buna şöyle de diyebiliriz, öngörü, duru görü, duru işiti gibi, esenlik duygusu, sağlık. Biz bu konuları ve buna benzer konuları WhatsApp grubumuza özel ayda bir yaptığımız atölyelerde konuşuyoruz ve oralarda özel sorularınıza da cevaplar vermeye çalışıyoruz. Eğer WhatsApp grubuna dahil olmak isterseniz bu videonun altına mesaj yazabilirsiniz link istediğinize dair ya da Instagram'da Kanada'da yazar koç adresinden bana ulaşabilirsiniz ve DM'den WhatsApp grubuna katılmak istiyorum diyebilirsiniz ve oradan da size WhatsApp grubumuzun linkini atabilirim. Hatta Kanada'da yazar koç Instagram sayfasına girdiğinizde profilimde WhatsApp grubumuzun linki de var. Oralardan bize ulaşabilirsiniz. Daha yakında temasta olmak isterseniz. Bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.